da böyle bir çözüm buldum kafama, şapkama bir şekilde monte ettim. Ekmek almakla ilgili bir anım var, bunu size anlatmak istedim. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Biz çok iyiyiz, çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Bugün kardan adam yaptık arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle gözleri çıkmak üzere. Bu arada hafif erimeye başladı. Size böyle yetiştirebilmek için zar zor. Bir GoPro'muz vardı, onu şapkaya farklı bir şekilde monte etmeye çalıştım ve başardım. Onunla böyle daha eğlenceli, farklı böyle daha benim bakış açımdan videolar çekebilmeye başladık. Karı da bulmuşken hazır, ormanda güzel görüntüler yakalayabileceğimi düşünerek ormana da odun çekmeye çıktım. Burada biliyorsunuz bir yakıt problemimiz var. O nedenle Deniz ara ara ormandan kırık dallar, işte kuru dalları getiriyor. Bu vesileyle de hem size keyifli görüntüler çekti, hem ziyaret hem ticaret gibi oldu yani. Doğalgazı kullanmak istemiyoruz arkadaşlar. Boş, ne kadar kullanmak istemesek de aylık ortalama 400-450-500 havanın durumuna göre değişen bir fatura ödüyoruz. Evde soba yakmamıza rağmen. Bunu daha fazla yakarak daha böyle hissetmek istemiyorum. O yüzden biraz ormandan odun taşıyoruz. Bu sene odun olayını biraz kaçırdık. Normalde herkes yazdan hallettiği için, biz de yazın sonunda buraya geldiğimiz için odun işini halletmemiştik ve ne yazık ki odun bulamıyoruz. Ya yaş odun veriyorlar ya 15-20 gün sonraya süre veriyorlar. O yüzden o da bizim işimize gelmediği için şu anlık ormandan çekerek bir şekilde hallediyoruz arkadaşlar. Yani şu kışı bir atlatalım da modundayız ama şimdi kışın keyfini çıkartma vakti diye. Öncelikle bir kardan adam yapma çabamızı size izletmek istiyoruz. Videomuzu izleyelim, ardından buradayız. Şimdi bunu yuvarlarız. Ben bir tane daha şuradan yapmaya başlayayım, getireyim. Aşkım. Ufak yuvarlak bir kar yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Bunu. Thank you.
kazdım, şöyle elini omzuna at. Kardan Kazım. Çok güzel oluyor. Dişlerim dikkat edin. Şey. Biz kardan adamımıza Kazım ismini taktık ama daha iyi isim önerileriniz varsa arkadaşlar yorumlara bekliyoruz. Evet, bu arkadaş bir isim almayı bence hak ediyor. Gerçekten onun için çok uğraştım bugün. Dişlere falan bir bakar mısınız ya lütfen? Yakın çekim olabiliyor mu bilmiyorum. Kardan Kazım dedik biz. Sizin daha güzel isim önerileriniz varsa kardan adamımıza yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Ayrıca Sabah Deniz, biraz önce bahsetmiştik, ormana odun çekmeye gitmişti. Şimdi bir de o görüntüleri izleyelim. Evet arkadaşlar, odun çekmeye ormana gidiyorum. GoPro'ma da böyle bir çözüm buldum. Kafama, şapkama bir şekilde monte ettim. Böylelikle size daha güzel görüntüler belki yakalayabilirim diye düşünüyorum. Bu arada orman çok uzak değil bize. Arka bahçemiz gibi aslında. Bir, nasıl söyleyeyim, kapıdan çıktıktan sonra 100-150 metre yukarımızda kalıyor. Ormana girdik. Ha, şurada gördüğünüz gibi zaten direkt şu ev bizim ev. Burası da ormanın girişi. Tabii yerler biraz çamur ve çok kayıyor. Burada çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü ormanın içindeyiz. Burada hani adam kesseniz kimsenin ruhu duymaz. Yani düşüp bir tarafını kırarsan ne dersen anca telefonla düştüm deyip birisi gelene kadar beklemen gerekir. Şöyle orman başlıyor. Şöyle araziler. Bu gördüklerinizin hepsi fındık ağacı. Burası Karadeniz iklimi olduğu için çok fazla fındık var. Çok fazla fındık bahçesi var. İşte bilmeyenler, görmeyenler için de fındık bahçesi burası. İnsan ne yazık ki her yerde insan. Yine burada gördüğünüz gibi bir sürü ağaç kesmişler. Yani orman size bu kadar aslında verici davranıyorken, çok fazla şey varken sırf evinize yakın diye buradan bu ağaçları kesip götürmek nedir? Ben bu olayı anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Dal parçaları gözüküyor. Bunları da gene böyle koyalım. Gayet de güzel. Dönüşte toplaya toplaya parçası var. Her zaman kalın parça alamıyoruz arkadaşlar. O kalın parçaları tutuşturmak için böyle ince dal parçaları da gerekiyor. O yüzden onları da kaçırmadan kenara ayırdım. Bahsettiğim gibi koskocaman bir dal parçası kopmuş. Oo, keza burada direkt ağaç devrilmiş. Tabii bunu daha önceden keşfetmişler. Gördüğünüz tüm dal parçaları vesaire kesilmiş arkadaşlar. Aslında tabii alet edevat olsa arkadaşlar
Burada bizim bir kışlık odunumuz var. Bunu kesip parçalayabilip buradan götürebilecek araç olsa ne güzel. Bu kadar gerçekten bonkör davranırken niye bu kadar zarar veriyorsunuz? Ey insanoğlu, yapmayın. Şu güzelliği yok etmeyin. Ağacı götürmüşler bile kesip kesip. Kendi taşıyabileceğim bir şey var mı? Ona bakayım. Tabii şunu şurasını kesersek. Çıkarttık. Başka. Keşke canlı olsa, ben de sizi duyabilsem. Şurada dal var, burada dal var diye beni yönlendirirdiniz. Ben artık kendi görebildiklerimi alacağım. Ha. Daha gördüm ama. Canlı yayın açabiliriz arkadaşlar ya. Telefondan bir şekilde GoPro'yu bağlayıp sizi de canlı görüp hani sağa mı gidelim, sola mı gidelim, nereye gidelim? Sizi yönlendirmelerinizle ormanı dolaşabiliriz. Bunun için bir çalışma yapacağım. Fena değil 15 dakikada. Bunları topladık. Oo. Bakın bir tane devrilmiş. Ve bu kesilmemiş arkadaşlar. Kökünden devrilmiş. Uç taraflarına bakabiliriz.
baksanız ağaç nasıl kırılmış. Şurada iki tane çok güzel dal var. Kocaman bir dal parçası var. Tabii şurada da bir tane ağaç kırılmış. Ama ben bu dal parçasıyla şimdilik yetineceğim. Evet, bayağı topladık arkadaşlar. Aşağı inerken birkaç parça daha vardı. Ayırdığım kendime. Şurada daha önceden kesmişler, bu dalları atmışlar. Onları da alacağım. Oh. Yürüyorum. Bunlarım da arkamdan geliyor arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Söndürün doğalgazı. Odun geldi. Gitmemeye yemin etmiştim. Çünkü çok fazla kayıp düşmüştüm. Yer çok böyle kaygan oluyor. Enteresan bir çamur var orada. Böyle kil gibi. Suyu da emmiyor tam. Bayağı bildiğiniz buz pateni gibi ilerliyorsunuz. Zaten bir iki öyle şey oldu gene. Olmadı değil ama çok dikkatliydim bu sefer. O yüzden her tarafım çamur olarak dönmedim. Tabii gelir gelmez yine evde ekmek eksikti ve ekmek almaya gittim. Bununla ilgili giderken de ufak bir hikaye anlatmıştım. Onu da izleyelim arkadaşlar. Ekmek almaya gidiyorum. Ekmek almakla ilgili bir anım var. Bunu size anlatmak istedim yolda giderken. Hazır güzel kar da yağıyor etrafta. Arkadaşlar ben bu ekmek almaktan bir türlü kurtulamadım. Şimdi ufaktım, çocuktum. Her sabah uyandırılırdım, ekmek almaya gönderilirdim. Ya almak istemiyorum dediğim zaman derlerdi ki evdeki en ufak sensin, tabii ki sen alacaksın. Neyse, ilerleyen zamanlarda benim de bir kardeşim oldu. Ufak bir kardeşim var. Ege, selam buradan sana. Şu an İtalya'da kendisi orada okuyor. Dedim ki tamam artık benim de ufak kardeşim var. Bakkalda bizim evimizin hemen yanında sitede oturuyorduk. Artık dedim benim kalkmama gerek kalmaz. Böyle sevine sevine. Gerçekten bu olaya sevinmiştim. Demiştim artık bakkala gitmeyeceğim. Ama niyeyse yine ben uyandırılıp bakkala gönderilmeye devam ettim. Böyle isyan ettiğimde ya dedim benim ufak kardeşim var. Evin en ufağı ben değilim. Niye o gitmiyor? Dediğimde de ya o gidemez, işte yolu bulamaz, devir kötüleşti, senin çocukluğun gibi değil denmeye başladı. Hala gördüğünüz gibi de ekmek almaya ben gidiyorum arkadaşlar. Sadece Deniz ve benim için değil, Mia ve Bambam için de çok keyifli bir gün oldu. Özellikle Mia ilk defa böyle dolu dolu kar yağışı tadını çıkartıyor. Onun için de çok ilginç bir gündü. Yani hem şaşkındı hem keyifliydi. Bayağı tatlı görüntüler umarım yakalayabilmişizdir size de. Bu arada... Buyurun. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar demek videomuzu beğendiniz. Öncelikle beğendiyseniz lütfen beğendi butonuna tıklayın. Beğenmediyseniz de beğenmedim demek de tabii özgürsünüz. Evet. Ama biz beğendik derseniz daha mutlu oluruz. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız da çok seviniriz. Bildirim zilini açarsanız bu sizin için iyi. Videolarımızdan hemen haberdar olur ve izleyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok uğraş veriyoruz, emek veriyoruz size güzel içerikler hazırlayabilmek için. O yüzden bize destek olursanız seviniriz. Hop! Ha 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 ha.
Peki ya şimdi böyle kameralar falan bir, çok olunca ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Olmayınca GoPro'muzu kafamıza taktık. Bir kamera orada, bir kamera orada. Tabii şaka bir yana arkadaşlar. Umarız... Deniz'i çok boşuna gidiyor. Bir şeyler söyler. Şaka bir yana. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Bizi izlemenize biz çok mutlu oluyoruz. Vallahi biz çok beğendik. Yorum yapmanıza çok mutlu oluyoruz. Yorumlarınız aramızda çok fazla konuşuluyor, emin olun. Teker teker isim söylemiyoruz çünkü birini unuturuz, birini saymayız değil mi? Vesaire olur, küslük olmasın diye, ama emin olun ki yaptığınız tüm yorumlar aramızda haddinden fazla konuşuluyor, evet. Ve çok bizim keyif aldığımız, zevk aldığımız bir olay. Bir de daha önce hiç yapmamıştık. Bir önceki videoda bulunduğunuz şehirlerden bize selam gönderir misiniz demiştik. Nerelerden izleniyoruz, o nerede olduğunuzu da söyleyerek bize yolladığınız yorumlar gerçekten bizi çok mutlu etti, çok keyifliydi. Bu videomuz için de yorum desteğinizi bekliyoruz yine. Bir videomuzun daha sonuna gelirken... Bitmesin. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarız sizi en azından 10-15 dakika video süresi boyunca o hayatın verdiği yoğunluktan, yorgunluktan böyle çıkartıp belli bir süre uzaklara götürebilmişizdir diyelim. Evet. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.